Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, 5. serimizde TYT Biyoloji'yi bitiriyorum. 5. serimizde karşınızdayız. Bu konumuzda ise ne yapıyoruz? Kalıtımı anlatıyoruz. Kalıtımla alakalı örnek olarak çıkabilecek olan sorulara, bazı püf noktalara değineceğiz. Nelerimiz vardı hatırlamamız gereken özelliklerden? İşte kalıtsal bazı kavramlarımız var. Fenotip, genotip, işte baskınlık, çekiniklik, bunları bilmemiz lazım. Onun dışında bağlı gen, bağımsız gen, bunlara bir özellikle dikkat tekrar etmemiz lazım. Onun dışında gamet çeşidi hesaplarımız var, çaprazlamalarımız var. Ama bunlar konunun aslında alıştırmaları, atıştırmaları, yani konuyu öğrenmedeki ön konular, ön bilgiler. Bunları yaptıktan sonra zaten daha sonra genel olarak hangi tip sorular geliyor? Soy ağacı soruları geliyor, bazı işlemsel sorular geliyor, kan gruplarından soru geliyor. Yoğunluk buradan geldiği için biz birazcık daha onların üzerine yoğunlaşmaya çalıştık ama bunları da ufak tefek çalışmanızda tavsiye ediyoruz. Mesela tutup da size büyük A, küçük A, büyük B, büyük B, büyük C, küçük C, büyük D, küçük D, büyük E, küçük E, büyük E, büyük G, küçük G ile şunu çaprazlayın dediğinde ne yapacaksınız? Uzun yazmışız bayağı. Kolay olsun. Evet. Böyle bir soru geldiğinde. Kaç çeşit genotip vardır? Genotip çeşidi. Kaç çeşit fenotip vardır? Hani bunlar gelmez ama ne yapıyorduk hatırlatmak için söylüyorum. Bunları kendi arasında çaprazlıyorduk. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A. B ile büyük B ile küçük B'yi. Büyük C ile küçük C küçük C'yi. Sonra D'yi. Bu da aynısı olmuş. En iyisi biz şu E'yi sallayalım. G'yi de sallayalım. D'yi de ne yapalım? Birini büyük D yapalım. Evet. Yani büyük D, küçük D. Bir de büyük D, büyük D. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda, çaprazlama sorularında iki tane heterozigot karakter varsa bunun sonucunda olacak olan şey büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A'dır. Bunda ise arkadaşlar olacak olan şey bunun aynısını yazdığınız zaman aynı şey olacaktır. Yani gidip de çaprazlama yapmakla vakit harcamayın. Eğer ki bir heterozigot, bir homozigot varsa aynısı olacaktır sonucumuz. İki heterozigot varsa bu dörtlüğü yazıyoruz. Büyük C, büyük C, büyük C, küçük C, büyük C, küçük C, küçük C, küçük C. Yine bir heterozigot, bir homozigotla karşılaşıyorsak da aynısını yazıyoruz. Bana genotip çeşidini sordu. Baskınlık, çekeniklik durumu, başka özel çok alerlik falan filan vermediyse... bunlar baskın karakterler. Bu ise çekinik karakter. Genotip çeşidi, fenotip çeşidi 2 tane. Kaç çeşit genotip var? Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. 3 çeşit de genotip var. Buraya geldiğinizde 2 çeşit genotip var. Baskın, baskın. Öyleyse 1 çeşit fenotip var. Onun dışında buraya geldiğimizde yan tarafa geldiğimizde büyük C, büyük C aynısını buraya getiriyoruz. 3 ve 2 diye. D'ye geldiğimizde de yine biraz öncekiyle aynısı oluyor. 2 ve 1. Bunları ne yapıyoruz? Toplamıyoruz kesinlikle. 3 kere 3 9, 2 kere 2 4, 9 kere 4 36 çeşit genotip vardır. 2 kere 2 4, 4 çeşit fenotip vardır gibi ne yapıyoruz? Soruları yapıyoruz. Mendel genetiğinde Mendel'in niye bezelyeleri seçtiğinden soru gelebilir. İnce bir nüanstır o. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ama daha çok alerlik, eş baskınlık, İşte normal buna bağlı olarak kan grupları gibi konulardan soru gelebilir. Mesela bir karakteri kontrol eden 5 alel gen bulunmaktadır. Bu genler arasında baskınlık ilişkisi x büyüktür x2'den, x2 3'e eşittir eş baskınlık, 3'ten büyüktür, 4'ten büyüktür, o da 5'ten büyüktür demiş. Böyle bir sıralamada genotip çeşidi sayısı ve fenotip çeşidi sayısı kaçtır dediğimizde arkadaşlar n çarpı n artı 1 bölü 2. N ne? Karakter sayısı. 5. 5 çarpı 6 bölü 2'den 5 kere 6 30 bölü 2 15. 15 çeşit genotip olacak. Zaten tek şıkka düşmüş olay. Peki genotip çeşidi, pardon, fenotip çeşidi ne olacak? Arkadaşlar onun da formülü N artı eş baskınlık sayısı. Başka bir yerlerde yoksa böyle bir bilgi kullanabilirsiniz. Her zaman doğru çıkar. N ne? Karakter. Kaçtı? 5. Kaç tane eş baskınlık var? 1 adet. 1 ile topluyoruz. Sayımız 6 oluyor. Cevabımız da E şıkkı olmuş oluyor. Evet, buna benzer bir soru geçen senelerde, hatta geçen sene çıkmıştı. Haliyle iki aile var. Bu iki aile arasındaki etkileşimlerden bahsediyor. Bu X'e bağlı çekinik bir genle kontrol edilen bir hastalık gösterilmiş. Kim
bu, kim, bu, bir de nerede var? Burada var. X küçük R olsun. Y. Bu kızına mutlaka, Gül'e mutlaka X küçük R'yi aktaracak mı? Aktaracak. Anne sağlam mı? Sağlam. Anne taşıyıcı olabilir mi? Olabilir. Anne ama kızımız ne? Sağlam olduğu için böyle mi olacak? Böyle olacak. Çünkü anne sağlamlık genini göndermiş. Taralı olanlar sadece belirtilmiş. Buraya geldiğimde X küçük R, Y. Buna baktığımda X büyük R. Yalnız bu erkek çocuğu hasta. Bu kadın sağlam. Kadından gelecek. O zaman annemiz ne? Taşıyıcı. Haliyle annemiz taşıyıcı olduğu için bu erkeğimiz de sağlam olduğuna göre buradaki taşıyıcılık genini almamış. X büyük R'yi almış. Buradan gelen annemiz de sağlam geni taşıyordu. Sağlam geni göndermişti. Ama bu annemiz ne olabilir? Gül noktasında, Gül'e direkt baktığımızda Gül artık anne olacak. Ne olabilir? Taşıyıcı bir anne olduğu için. Bu çiftimizden, Gül ile Hasan çiftimizden bir kere erkek sağlam olduğu için ne olacak? Ya sağlam bir erkek ya da bakalım bir dakika sonra ne demiş? Hastalıkların oluşma olasılığı. Mesela 1 bölü 4 ihtimal diyeceğim. Neden? Çünkü X büyük R ile X büyük R'den sağlam dişi. X küçük R ile X büyük R'den taşıyıcı dişi. X küçük R Y'den hasta erkek. X büyük R Y'den de sağlam bir erkek oluşabilir. 1 bölü 4 ihtimalimiz var Hasan'la Gül'den. Hasan'la Gül. Cevap çıktı. Diğer taraftan burada Cenk'le Ceren'e baktığımızda Cenk'le Ceren ilginç. Mutlaka kız çocuğunda X küçük R var mı? Var. Çünkü babasından mutlaka bir özellik gelecek mi? Gelecek. Diğer taraftan buradaki erkek çocuğumuza da ne gelmiş? Sağlamlık geni gelmiş. Büyük R'ye. Haliyle ikisinin kendi arasındaki kıyaslamasına baktığımızda bu da sağlam olduğuna göre sonuçta taşıyıcı olabilir ama kendisi bu özelliği taralı olarak göstermemiş. Bu da aynı alttaki gibi olacak ve cevabımız C seçeneği olacak diyeceğiz. Bir başka soy ağacı sorusu daha. Hangisinde kalıtımı gösteren özellik X'e bağlı çekinik bir özellik olamaz? Hemen baktım buldum. Çok mu kolay oldu? Evet, biraz kolay oldu. Siz de bulabildiniz mi? Hangisi elimi çekeyim? X'e bağlı çekinik bir özellik olamaz. Cevap Adana şıkkında arkadaşlar. Neden? Hocam bu vatandaş eğer çekinikse X'e bağlı böyledir mesela. Haliyle bu özelliğin bir tanesini kimden almalıdır? Babadan. Bir özelliğini de anneden. Anne taşıyıcı olabilir ayrı mesele. Ama babadan aldığı X geni babadan baba olması için Y geni de taşıyacak. Bir Y var. X'i de buradan aldığı için bu da X küçük R. Bunun da ne olması gerekir? Küçük R taşıması yani taralı olması gerekirdi. Göstermediği için olamazı sorduğundan dolayı cevabımız A seçeneğidir. Ben bu soruyu niye almıştım aslında? Şimdi hatırladım. Arkadaşlar bakın bu neyi temsil ediyor? İkizliği temsil ediyor. Bu da ikiz hocam. Fakat arada bir çizgi var. Arada bir çizgi varsa bu ikizlik nedir? Tek yumurta ikizi. Bakın ikisi de aynı. Erkek mesela. Ve ikisinde de özellik aynı. Ama burada arada çizgi yoksa bu çift yumurta ikizidir. Bakın biri kız biri erkek olabiliyor. Bunu göstermek için aslında ne yaptık? Bu soruyu seçmiştik. Soy ağacında taralı bireylerin fenotipinde otozomal kromozomlarla taşınan dominant bir özellik gösterilmektedir. Otozomal. Otozomal ne demek? Gonozomal ne demek? Arkadaşlar, otozomal sorularda kullanacağınız harf benim favori harfim D harfi. D ve küçük D gibi harfler olacak. Cinsiyet önemli olmayacak. Ve baskın bir karakterse onun baskın olması için bir tane o harften olması yeterli. Bana baskın olanlar taralı diyorsa çekinik olanlar ne olacak? Tarasız olacak. Diğerleri tarasız. Peki tarasız olanlar nasıl olacak? Çekinik olacaklar. Tamamen çekinik olacaklar. Yani buna göre küçük D olacaklar. Şöyle. Hocam burada bir gariplik yok mu? Var. Ben de onu gördüm. Neyi gördük arkadaşlar? Şimdi baskının yanında çekinik olabilir mi? Olabilir. Bu çekiniklerden bu çekinikler ortaya çıkabilir. Şuradan bir baskın gelse bu çekinik olabilir. Baskın olabilir. Bu iki baskından da çekinik karakterleri taşıyorlarsa bunlar ortaya çıkabilir. Ama 5 numaralı birey baskın karakterini ya birden ya ikiden almış olması lazım. Öyleyse 5 numaralı birey nasıl ortaya çıkmıştır arkadaşlar? Mutasyonla ortaya çıkmıştır diyerek cevabımızı vermiş olacağız. Mutasyon soruları normalde olmayan ama daha sonradan olabilen durumlarda
kalıtım sorununa ne yapıyoruz? Cevabımız olmuş oluyor. Yukarıdaki kan grupları ilgili verilen soy ağacındaki bireylerden hangilerinin genotipi kesin olarak bilinmez? Hangilerinin genotipi kesin olarak bilinmez demiş. Bildiklerimizden hareket edelim biz de. Mesela bu AB'ymiş. Bu B'ymiş. Bu A'ymiş. Bu A'ymiş. Bu B'ymiş. Zaten yazdık hocam. Niye bir daha yazıyorsun? Bak bu 00'mış. Bu A'ymiş. Bu 00 olduğuna göre 0'ın birini bundan almış. Birini de bundan almış. Bu A ise AA olabilir ya da A0 olabilir. İki ihtimal var. Çünkü bu 0 olduysa bunlar A0, A0. Bunlara dikkat edeceğim. Diğer taraftan şuna bilmem lazım. Ben burada A, B varsa bu kişi A ise buradan tutup da B'yi almamıştır. B'yi alsa AB olurdu. O zaman AA olsa o zaman buradan A olması gerekirdi. Bu B olamazdı. O zaman bu A0. Bu da aynı mantıkla B0. Garanti. O zaman 4 ile 5 kesin. Başka ne demiş? Mesela 1'i buldum. 4'ü 5'i buldum. 3'e bakalım. 2 nerede? Burada. 3'e bakalım. Onu da zaten bulmuşum. Ne kesin değil? 2 kesin değil arkadaşlar. Çünkü AA da olabilir, A0 da olabilir diyeceğim. 5 farklı bireye ait kan örneklerine sırasıyla anti A, anti B ve anti RH içeren serumlar damlatılmış. Bu tip sorularda eğer A serumu damlatıldığında eğer çökelme oluyorsa bunda A kan grubu özelliği vardır. B'de çökeliyorsa B kan grubu özelliği vardır. RH'da çökeliyorsa bunda pozitiflik özelliği vardır. Çökelmiyorsa A yoktur, B yoktur, o zaman sıfırdır. Burada çökelmiyorsa bu da nedir? Negatiftir. O zaman kan gruplarını tek tek söyleyecek olursak bu AB negatif, bu A pozitif, bu A negatif, bu sıfır pozitif, bu ise B pozitiftir. Bana ne diyor? Diyor ki tablodaki bireylerden hangilerinin kan uyuşmazlığı riski taşıyan? Kan uyuşmazlığı kimlerde olur? Anne negatif, baba pozitifse. Anne negatif, baba pozitifse. Doğacak olan 1 değil 2, 3 çocuk olsun. Mesela ben şuna pozitif diyeyim, şuna negatif diyeyim, şuna pozitif diyeyim. Hangisinde kan uyuşmazlığı olur? Doğacak olan ikinci pozitif çocukta. Bak ikinci çocuk demedim. İkinci pozitif çocukta. Bu birinci pozitif çocuk. Bu negatif olmuş, kan uyuşmazlığı olmaz. Annenin kan grubu negatif ya, çocuk eğer pozitif olursa kan uyuşmazlığı riski var. Ama ilk çocukta annenin daha antikor tanıması durumu olacak. O yüzden ilk çocuğa tepki vermeyecek. İkinci doğan pozitif çocuk bundan nasiplenecek. Ve dediğimiz gibi kan uyuşmazlığı söz konusu olabilecek. Sıfır olacak bir de. Sıfır. Sıfır olabilme ihtimali olacak. Bakalım. Anne negatif. Burcu olmaz mesela. Neden? Burcunun çocuğu sıfır olamaz. Neden? Çünkü AB. Ya A'yı ya B'yi gönderecek çocuğuna. O yüzden burculu olan şıkları direkt gönderdim. Burcu olmayacak. Eledik. Sonra şimdi Ahmet var, Ali var. Ahmet de Ali de birisi sıfır, birisi de B. İkisinde de sıfır geni bulunabilir. Elif ile Ahmet'e bakalım. Elif pozitif. Elif'i de eleyeceğiz. Niye hocam? Anne negatif olacaktı ya. O yüzden geriye Ayşe ile Ali kaldı. Ayşe ne? A negatif. Ali ne? B pozitif. Mesela bu A0, bu da B0 olsa 0, 0 ve pozitif çocuklar olabilir mi? Olabilir. Kan uyuşmazlığı olabilir mi? Olabilir diyeceğiz. Yukarıdaki soy ağacında bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Soy ağacında aktarılan bu özellik hangileriyle aktarılıyor olabilir? Şimdi otozomal kromozomlarda aktarılan eş baskın. Arkadaşlar ben bu zamana kadar çözdüğüm sorularda eş baskınlık, özellikle kan gruplarını hatırlayarak çözdüğünüzde eş baskınlığın olmadığı, yani tutmadığı soru neredeyse yok gibi bir şey. Otozomal kromozomlarda çekinik de çok tutar ama onun istisnası var. Tutmadığı örnekler var. Fakat tekrar söyleyeyim. Otozomal kromozomlarda eş baskını cepte diye sayabilirsiniz. İsterseniz deneyelim. Mesela buna AB desem. Buna AB desem. Buna AB desem. Bu AA. Bu da BB. Olur mu? Olur. Mesela bundan da AA ya da BB oluşsa olur mu? Olur. İhtimal dahilinde. Olabiliyor. Otozomlarda aktarılan baskın olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Bakın farklı renkle göstermeye çalışayım. Şimdi bu taralı ya. Bu da taralı ya. İkisi de baskınsa mesela büyük de, büyük de. Ama iki tane çekinikten baskın karakter ortaya çıkar mı? Çıkamaz arkadaşlar.
Aha, aradığım sorulardan biri buymuş. Otozomlarda aktarılan çekinik de olamaz. Nasıl hocam? E bak, onu da rengini buradan bulayım. O da aynıymış. Hop, bulduk. Mesela şu küçük d küçük d olsun. Şu küçük d küçük d olsun. İki küçük d'den büyük d oluşabilir mi? Çünkü taralı olmayanlara baskın demem lazım. O da olamaz. X kromozomunda aktarılan çekinik. O zaten olamaz. Niye hocam? En alttaki çocuğa bakar mısınız tekrar? Annesi hasta. Erkek çocuk oluşacak. Anne hasta olan bir X kromozomundaki özellik mutlaka erkek çocuğuna geçer mi? Geçer. O zaman X kromozomundaki çekinik özellik de olamaz. Bu da taralı olmalıydı. O yüzden cevabım yalnız bir olacak. Renkli bir sorumuz olmuş oldu. Dikkat. Yukarıdaki soy ağacında çıkmış sorunun bir benzeri. X kromozomunda aktarılan çekinik bir özelliğin bir numaralı bireyde ortaya çıkma ihtimali nedir? Şimdi buradaki vatandaş X küçük R'ye çocuğuna bunu aktarıyor mu? Hayır, aktarmıyor. O zaman bu vatandaş buradan baskın karakteri alacak. Çünkü taralı değil ve Y karakteri olacak. Buradan gelense hasta olduğu için X küçük R, X küçük R diyelim. Mutlaka bir tane X küçük R taşıyacak ama babadan sağlamlık geni gelmiş. Bu yüzden bu şekilde gelmiş olacak. Bir numaralı bireyde bunun ortaya çıkma ihtimali nedir? Bu özelliğin erkek ya da dişi olması durumuna göre değişiyor. Ne yapacağım? X büyük R, X büyük R olabilir çocuğumuz. X büyük R, Y olabilir çocuğumuz. X büyük R, X küçük R olabilir çocuğumuz. X küçük R, Y olabilir çocuğumuz. Ne oldu? Ortaya çıkma hasta olma ihtimali sadece erkek çocukta gözlendi. Kaç ihtimal? 1 bölü 4 ihtimaldir diyoruz. Yine böyle farklı bir ifade sorusu. Belirli bir özelliği fenotipinde gösteren erkeklerde genlerinden hangileri tek başına özelliğini fenotipte de gösterebilir? X'e bağlı çekinik. Mesela bakın X'e bağlı çekinik özelliklerinde arkadaşlar. Mesela şuradaki ne olsun? Küçük R karakteri olsun. Evet. Buradaki karakter mesela renk körlüğü. Bu erkeğin renk körü olmasını sağlayabilir mi? Sağlayabilir. Y'nin üzerinde bir karakter olsun. X özelliği. Bu özellik direkt bu kişinin balık pulluluğu, işte kulak kıllılığı gibi durumlarla karşılaşmasını sağlayabilir mi? Sağlayabilir. Otozomal baskın bir karakter. Büyük D, küçük D olsun. Bir tane olsun. Tek başına bu özelliği fenotipinde göstermeye yeterli olabilir mi? Olabilir. Ama otozomal çekinik bir karakterin otozomal ise çekinik olduğu için mutlaka küçük d küçük d iki tane karakterle temsil edilmesi lazım. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Ve final sorumuz yine böyle bir soy ağacı sorusu ve bu soy ağacı üzerinden ne olabilir ne olamaz sorusu. Bu soruda ufak bir detay var, ona değineceğiz arkadaşlar. Şimdi bu ne olabilir diyor. Otozomlarda aktarılan çekinik bir gen olabilir. Arkadaşlar bakalım. Çekinik, baskın. Buradan baskın, bundan çekinik gelse, pardon, bundan çekinik, bundan çekinik gelse bu olabilir. Baskın çekinik, çekinik çekinik. Baskın çekinik gelse bu, çekinik çekinik gelse bu olabilir. Sonra mesela bu büyük D küçük D, büyük D küçük D olsa bunlar küçük D küçük D olabilir mi? Olabilir. Bu var. X, Y kromozomlarının homolog bölgesinde aktarılan çekinik bir gendir. Bakın dikkat, bu soru tipi biraz gıcık bir soru tipidir. Bir dikkatinizi çekmek istiyorum. X ve Y kromozomlarının homolog bölgesi şurası. Bu Y'de, bu X'de. Mesela şurada çekinik taşınıyormuş. Şurada taşınsın. Mesela buraya ne diyelim? Küçük R diyelim. Bu ise büyük R. Neden? Çünkü baskın bir karakter. Bunun da şurasını küçük R diyelim. Bu ise büyük R olsun. Şimdi olur da bununla bu birleşirse sağlam olur. Bununla bu birleşirse yine sağlam olur. Bununla bu birleşirse ne olur? Yine sağlam olur. Ama bununla bu birleşirse kim bu? Bakın dikkat. Küçük R ve küçük R'ye erkek. Erkek birey ne olur arkadaşlar? Hasta olabilir bu durumda. Ama crossing over'ın olmadığı varsayılacak diyor. Kadın hasta olamaz. Kadında Y geni bulunmaz. Haliyle bunu alıp da buraya koysak, bunu alıp buraya koysak, yer değiştirsek, burası küçük R, burası büyük R olsa, bu sefer de erkekte gözlenmez, kadında gözlenir. O yüzden X ve Y kromozomlarının homolog bölgesinde aktarılan çekinik bir gendir ifadesi doğru değildir.
X kromozomuna dikkat ediyoruz. Genelde bu soruları yaparken otozomlardaymış gibi yapıyorsunuz. Büyük D, küçük D, büyük D, küçük D diyorsunuz. Bu da olabilir, bu da olabilir diyorsunuz. Ama istisnai durumlar var, dikkat edeceğiz. X kromozomuna bağlı çekinik bir gendir. X kromozomuna bağlı çekinik bir gen olamaz. Neden olamaz? Eğer öyle olsaydı bu kadın hasta olduğuna göre erkeğin de ne olması gerekirdi? Hasta olması gerekirdi. Eş baskın olarak aktarılan bir gendir. Genelde tutar demiştim size. Mesela bakın şuna A0 deyin, buna B0 deyin. Bu AB olur, bu AB olur. Bunun da AB olması lazım ya. Buna da A0 diyelim. Buradan 0 gelmiş, bundan A gelmiş, A0 olmuş. Bundan A gelmiş, bundan B gelmiş, AB olmuş. Bundan B0 gelmiş mesela. Bundan bakın B0 gelmiş. Sonra buradan B gelmiş. Buradan işte B gelmiş, bu BB olmuş. Buradan A gelmiş, buradan B gelmiş, bu AB olmuş. Bütün ihtimalleri ne yapabiliyoruz? Sağlayabiliyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 4 yani B seçeneği olacaktır diyoruz. Böylelikle TET5 bitiriyorum serisinin 5. serisinde bitirmiş olduk. Aslında 5 tane sorunun da önemli olan yerlerinden örnekler vermiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin.